Hani diyoruz ya, sim racing'de rekabetçi olabilmek için en az 900 dereceye sahip force feedback'li bir direksiyon sahip olmalısınız. İşte arkadaşlar, bu videoda bu direksiyon setinin diğer oyuncu ekipmanlarına karşı faydasını, avantajlarını ve sürüşe sağladığı rahatlığı size bir nevi anlatmaya çalışacağız. Peki bu karşılaştırmayı nasıl yapacağız? Uygulamalı bir şekilde deneyerek arkadaşlar. O zaman ne yapıyoruz, hemen kısaca açıklıyorum. Assetto Corsa'dayız. Niye? Çünkü popüler ve normalde giriş seviyesi simcilere, oyunculara tavsiye ettiğimiz bir oyun sonuçta. Bununla beraber hangi pist diye soracaksınız? Pist Zandvoort pisti. Neden olmasın? Yani güzel pist sonuçta. Seviyoruz. Virajları da var, düzlükleri de var, kompleks yerleri de var. En azından diğer ekipmanları zorlayacağını düşünüyoruz. Bununla beraber soracaksınız bana şimdi, hangi araba? Valla araba konusunda biraz düşüncemiz var ama en sonunda yine dönüp dolaştık. Mazda MX-5 Cup aracına döndük. Çünkü sevdiğimiz bir araba, kullanması kolay, hafif, yönlendirmesi vesaire vesaire. Yani bu anlamda açıkçası en azından bizi çok zorlamayacak bir araba olduğunu düşündüğümüz için Mazda MX-5 Cup aracına karar verdik. Şimdi size yarışmacılarımı, yani bu ekipmanlarımı sırasıyla tanıtıyor olacağım. İlk başta bir numaralı yarışmacı Mouse. Mouse'umuz Logitech G502. Biraz özelliklerinden bahsetmek istiyorum çünkü aslında iyi bir oyuncu mouse'u bu arada. Çözünürlüğü 100 ila 16.000 DPI arasında, maksimum inmesi 40G, bununla beraber maksimum sürati 40 IPS ve Zero Smoothing Acceleration Filtering'i var. Yani aslında kağıt üstünde başarılı bir mouse. Ve ikinci yarışmacımız keyboard'umuz Logitech G513 Carbon. Bu da mekanik mavi switchli bir oyuncu klavyesi, güzel ışıklandırmasıyla bakalım sürüşle ilgili nasıl olacak. Şimdi sıra geldi üçüncü yarışmacımıza. Üçüncü yarışmacımız arkadaşlar Gamepad. Logitech F710 Wireless Gamepad. Çok ilginç özelliklere sahip bu. Burada görüyorsunuz ayarlarında bir modüle edilebilir. PlayStation tabiriyle R2 ve L2 butonlarımız. Alışık olduğumuz burada pad var. Ama çok ilginçtir. iRacing'i açarsanız, eğer ki pedal iRacing'de oynuyorsanız, gaz ve freni kullanırsanız bunlarda, bunlar 8 bit yani 255 kademe modülasyona gayet uygun. Eğer ki direksiyon hareketlerini bununla yapmak istiyorsanız, bu da 16 bit, o da 65 bin kademe üstünde bir rakama denk geliyor. Yani kısacası arkadaşlar, çok ince parmaklara ve çok ince bir hassasiyete sahipseniz, gayet yeterli olabilir sizin için bu. Ve son yarışmacımız Logitech G923 TrueForce. 9 derece direksiyon açısı, force feedback, TrueForce hepsi var. Çok uzatmayacağım çünkü aslında zaten bunun detaylı bir inceleme videosu var. Onu yukarıda da görebilirsiniz. Evet, düşüneceksiniz şimdi bütün bu karşılaştırmaların hepsini hangi bilgisayarda yapacağız? Evet arkadaşlar, karşınızda MSI GE75 Ryder 95E laptopu. İçerisinde Nvidia GeForce RTX teknolojisine sahip olan 2060'lık ekran kartı, bununla beraber 32 GB RAM, üstüne üst i7-9750 işlemci, çok güzel bir kasa ve belki en önemlisi oyun içerisinde 144 Hz'e sahip bir ekran paneli. Bu oyuncu cenneti içerisindeki ekipmanlardan bahsettik. Karşılaştırmayı nasıl yapacağımızı anlattık. Gelin hiç uzatmayalım ve aklınızdaki soru işaretlerini giderecek bu incelemeye başlayalım. Assetto Corsa'da Zandvoort pistinde MX-5 Cup aracı içindeyim ve bu ekipman kıyaslamasına şimdi başlayacağım. Mouse, keyboard kombinasyonuyla başlamak istiyorum ama başlamadan önce şunu söyleyeceğim. Mouse'u aslında iki türlü kullanabilirsiniz. Dilerseniz sağ ve sol klikleriyle gaz fren yapabilirsiniz ve sola sağa kaydırarak yön verebilirsiniz. Veyahut benim tercih ettiğim ve şu anda yapacağım yöntemi de yapabilirsiniz. Yani yine mouse'u dümenleme için, yani direksiyon hareketleri için sağa sola kaydırıp ama freni keyboard'la yaparaktan belki sürüş yapabilirsiniz. Peki niye bunu tercih ettiğimi bana soracaksınız. Açıkçası zaten mouse'u kullanırken çok ince, hassas ayarlar yapmanız gerekiyor ya. Aynı anda da tuşları kullanacağımı düşünürsek belki gereken hassasiyeti kaybedebileceğimi düşündüğüm için şahsen gaz ve freni, yani sağ sol klik yapacağım yeri keyboard'a taşımayı tercih ediyorum. Yani arkadaşlar aslında iki ekipmanı hibrit bir şekilde beraber kullanaraktan sürüş yapmaya çalışacağım. Tekrar hatırlatıyorum. Sağ sol mouse'la, gaz fren keyboard'la. Evet, çok uzatmadan sürüşümüze geçelim. Mouse ve keyboard kombinasyonuna nasıl gideceğiz? Gelin hep beraber görelim. Şimdi açıkçası mouse'la ilk defa sürüş yapıyorum. Onu belirtmek isterim.
Biraz tabii denemek için ufak bir antrenman yaptım ama hani yine tabii ki kilometrem çok kısıtlı. Hele hele keyboard, en son keyboard oynadığım günü hatırlamıyorum. Belki Need for Speed Porsche'ydi açıkçası. Neyse ama konu o değil. Bugün bütün bu ekipmanları kıyaslayacağız. Şimdi tabii ekranda araba sallanıyor, bir şey oluyor. Araba tümseklerden geçiyor, apexlere çıkıyor vesaire vesaire. Ekranda araba sallanıyor ama benim elime gelen hiçbir feedback yok. Şu anda aracın önü ne kadar kayıyor, arkası ne kadar kayıyor, tamamen ekrana güvenerek gidiyorum açıkçası. Yani bir nevi kafamda hesapladığım bir dönme açısı var. O dönme açısından azsa ve direksiyonu çeviriyorsam araba az kayıyor. Fazla ise aracın arkası kayıyor, ona göre düzeltmeliyim. Ama tabii şöyle bir şey var arkadaşlar, değişmeyen hiçbir şey yarış çizgisi. Hangi ekipmanı kullanırsam kullanayım yarış çizgisinde gitmeye çalışacağım. Görüyorsunuz şu anda gerçekten bu ekipmanlara alışık olmadığımı görüyorsunuz. Hele hele evet tabii hep kokpitte oynadığımız için daha büyük ekranlara. Şimdi karşıma böyle bir ekran çıkınca da aynen görüyorsunuz. Biraz böyle komik duruyor. Yalan yok yani. Ekranın içine girmek üzereyim. Neyse en azından eğleniyoruz. Mouse bayağı hassas. Yani şimdi şöyle bir şey de var. Eğer ki elinizi muhtemelen mouse'tan çekerseniz mouse bir yere gidecek, yani direksiyon bir yere gidecek, bir yere sallayacak, yani şey gibi değil, direksiyon kendi kendini düzeltir. Keyboard'da hani basarsınız tekrar düzelir ya, tabi mouse'da öyle bir şey yok. Kendi kendini düzelmiyor, düz gitmiyor yani. Gayet kasteri olmayan bir süspansiyon geometrisine sahip bir araba gibi. Nereye çevirirsen oraya dönmeye devam edecek. Peki, çıkış turumu yaptım. Gelin şimdi bir tane hızlı tur yapmaya çalışacağım. O arabayı düz yolda tutmakta bile zorlanıyorum ya. Bu arada işin komik tarafı, gerçekten mouse'la harikalar yaratan insanlar var. Çok iyi giden insanlar var. Nasıl yapıyorlar şahsen bilmiyorum. Ama onları şu anda tebrik ediyorum, helal olsun diyorum. Ama tabii en azından insanlar onlar değil. Ama ne olursa olsun çok kompetitif süreler yapan insanlar var mouse'da. Tabii bu da sonuçta neyle bağlı? Hissiyat ve bol antrenmanla bağlı. Şimdi aracın arkası kayıyor dikkat ederseniz, gördünüz. Ben de göz kararıyla direksiyonu aksi istikamete çevirip aracı düzeltmeye çalışıyorum. Tabii şunu belirtmek isterim ki stability control açık, ABS açık, otomatik vites, çünkü onları açıyor veya en azından hani pardon onları kapıyor olsaydım şu anda aracı nasıl tutardım açıkçası bilmiyorum. Ha bir yandan da düşünüyorum acaba düz vites olsaydı hangi parmaklarımla vitesleri yükseltip alçaltırdım ve azaltırdım bilmiyorum ama en azından hem stability hem de ABS'nin açık olmasıyla beraber otomatik vitesi bütün ekipmanlara değineceğimiz için bu kolaylığa karşılık diyebilirim. Hakikaten böyle şey gibi sürüyorum. Yani biraz böyle kör sürüyor gibiyim. Aracın kaymasını dediğim gibi ancak ekranda görüyorum. Elime gelen bir hissiyat yok ama tabii mouse'un şöyle bir güzelliği var. Becerebilirseniz gerçekten çok tabii hassasiyeti yüksek olduğu için çok böyle az derecelerle direksiyonu çevirebilirsiniz ve ona göre aracı yönlendirebilirsiniz. Yani evet, gaz ve freni dikkat ederseniz yani sol ekranda görüyorsunuz. Ya gaz full açık ya gaz full kapalı on off switch'i, ama direksiyon çevirirken en azından biraz modülasyonum var. O da tabii bana fayda sağlıyor. O konuda mouse şu anda tabii ki avantajlı. Neyse, son virajdan çıkıyorum. Bakalım ilk turumuz ve en azından ilk ekipman kıyaslamasındaki tur zamanımız kaç? Evet, 2.02.445. Şimdi diyeceksiniz ki Jason abi ben senden çok daha hızlı diyorum mouse'la keyboard'la. Gidersiniz arkadaşlar. Gerçekten gidebilirsiniz. Orada hiçbir şüphem yok. Ben hayatımda ilk defa mouse ve keyboard'la sürüş yapıyorum. Bu kombinasyonla sürüş yapıyorum gerçi. O yüzden benden daha hızlı zamanlar elde edebilirsiniz. Hiç şüphem yok. O konuda da zaten sizle yarışmayacağım. Neyse. gelin o zaman bir sonraki ekipmana geçelim. Orada bakalım nasıl gideceğiz görelim. Ve sıra geldi Gamepad'e. Bakalım Gamepad'e nasıl gideceğiz? Yine açıkçası keyboard ve mouse'a yaşadığım sıkıntıları yaşayacağımı düşünmüyor değilim. Düşünüyorum çünkü en son Gamepad'le oynadığım zaman muhtemelen 2016 senesiydi. Yine tabii keyboard ve mouse'a kıyaslı daha güncel ama yine benim gibi yaşlı bir kurt için bunlar yine uzun süreler.
Peki. Tabii Gamepad'in şöyle bir avantajı var. İlk aşamada hem direksiyon hem de gaz fren hareketlerini modül edebiliyorsunuz. İşte dediğim gibi gaz frende 8 bitlik, ondan sonra direksiyon tarafındaki 16 bitlik işte sensörler sayesinde modülasyon yapmak tabii daha kolay. Ama direksiyon bana şu anda fazla hassas geliyor. Ayarlarla alakalı bir şey mi? Gamepad'in kendisiyle alakalı bir şey mi bilmiyorum ama biraz böyle on-off gidiyor gibiyim sanki. Temiz tur atabilir miyim bu durumda? Ondan da onunla konuda şüphem var açıkçası. Neyse. Konumuz zaten o değil. Konumuz şu anda sürüş hissiyatı, sürüş zevki ve bir nevi acaba bu ekipmanlarla kendimizi daha iyileştirebilir miyiz? Şimdi İlk yorumlarım şu, fren modülasyonu yapılabilir, gayet yapılabilir, keza gaz modülasyonu yapabilir. Ama bu direksiyon beni zorluyor. Benle alakalı mı emin değilim dediğim gibi. Ama şöyle bir avantajımız da var. Apex'lere çıktığımız zaman bu gamepad titriyor. İşte yoldan çıktığınız zaman veyahut işte Apex'lere köprünün üstüne çıktığınız zaman bir titreşim var. Bu bir force feedback değil arkadaşlar. Öyle yanlış olmasın. Bu gamepad'de bir force feedback yok. Yine aracın önünün veya arkasının kaydını tamamen direksiyon hareketlerim ve ekranda olan görüntüyle eşleştirmek, örtüştürmek zorundayım ki araç o esnada ne yapıyor bilebileyim. Peki şu anda zar zor outlap'imi yaptım ve şu anda düz gitmeye çalışıyorum. Evet, turuma başlıyorum. Fren, 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 direksiyonu çevir, sakin, 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 önlük kayıyor, görüyorum ekranda bunu, gamepad'de hissetmiyorum ama şimdi direksiyonun toplama süresi çok daha yüksek olduğu için bunda böyle kombinasyonlar da işte veya sağ sol yön değiştirirken tabii ki zorlanıyorum. Arkası kayıyor, gel gel gel, sıkıntı yok, toparladık, toparladık, sıkıntı yok. Körbe çıkma, çıktı, arkası kayıyor ve neyse, gördüğünüz gibi sıkıntı yaşıyorum. Ama eğleniyorum. Bir nevi ne kadar yaşlı olduğumu düşünüyorum, hatırlıyorum da şu anda. En son bunu oynadığım günler, ondan sonra bununla beraber genç arkadaşların nasıl bunlarla çok iyi oynadıklarını şimdi düşündükçe evet, bir nevi kendimi daha yaşlı hissetmeye başladım. Tabii aynı mouse keyboard'da olduğu gibi de, tamam mı, gamepad'de çok iyi oynayan insanlar var. Hatta öyle hikayeler var ki bu işte Gran Turismo'nun yarışmalarına insanlar gamepad'le falan katılıyorlar. Ve daha sonrasında büyük yarışmanın finallerine direksiyonla oynuyorlar ve gerçekten sıkıntı yaşıyorlar. Ama gel gör ki gamepad oynadıkları zaman direksiyondaki insanlara hakikaten rakip olabilecek seviyede performans gösteriyorlar. Tabi ben ondan şu anda çok uzağım, bayağı uzağım. Çünkü bu direksiyon hareketleriyle bayağı zorluk çekiyorum. Ama keyif alıyorum. Keyif alıyorum çünkü normalin dışında bir şey yapıyorum. Direksiyonla o kadar oynamaya alışığız ki başka bir ekipmanla sürüş yapmak şu anda bize gerçekten kulağı işte hani ters elle kaşınmaktansa ayak parmaklarıyla kaşımak gibi bir şey. O kadar şu anda farklı ve zor geliyor bana. Umuyorum şu son virajda da yoldan çıkmam ve turumu bitiririm ve gerçekten kötü olan tur zamanımı hep beraber şahit oluruz. Evet, düz gitmeye çalışıyorum ve start finish'e geldik. Vallahi en yorucusu buydu arkadaşlar gerçekten. Şu direksiyon hareketleriyle bayağı boğuştum. 2.11.954 tabii biraz yoldan çıkar gibi oldum. O bir sıkıntıydı ama ne olursa olsun. Ah, keyif aldım ve zorlandım. Peki, gelin finale, direksiyona geçelim şimdi. Ve son yarışmacımız direksiyon. Finali direksiyonla yapıyoruz. Şimdi direksiyon tabii alışık olduğumuz bir ekipman diyelim sim racing için. Hep size tavsiye ettiğimiz bir ekipman ve hiç antrenman yapmadım bu arada. Direkt plug and play, direkt taktık, ayarladık ve şu anda ilk defa piste çıkıyorum. Yani zaten antrenman yapsaydım bunları ve en azından bir şey deneseydim hakikaten diğer ekipmanlara ayıp olurdu. Neyse. Şimdi çok tabii ki ilginç bir şekilde oynuyorum. Normalde o kadar alıştık aslında işte dediğim gibi büyük ekran, 3 ekranla oynamaya ve bununla beraber tabii kokpitte oturmaya alıştık. İlk defa çok uzun aradan sonra masa başında oynuyorum. Yerde pedallarım var. Oturuş pozisyonu şu anda
Bayağı garip. Ekran bir nevi uzak geliyor bana. Ama ne olursa olsun yine tabii direksiyonla oynamanın keyfi gerçekten çok ama çok ayrı. Şimdi düşünüyorsunuz yani hızlı turumdan sonra bir tur zamanı çıkacak. Diyeceksiniz ki Jason abi ben senden çok daha hızlı gidiyorum. Ve gidersiniz şu anda çünkü zamana karşı herhangi bir şeyim yok yani zaman kasma gibi bir niyetim yok. Tamamen işin eğlencesindeyiz ve ekipmanların bize sundukları işte geri bildirim, hissiyat neyse onları şimdileri tabii sizlere anlatmaya çalışıyoruz bu incelemede. Tabii şimdi direksiyonun en büyük avantajı şu, gerçekten bir dümenleme var. Direksiyonu çeviriyorsunuz ve bir istikamete doğru gidiyor. Ekrandaki direksiyon hareketleriyle benim şu anda fiziki olarak yaptığım direksiyon hareketleri benzer örtüştüğü için o da size mantıklı geliyor. Aracın arkası kaydığı zaman ve önü kaydığı zaman direksiyonda bir geri bildirim var, bir sertleşme, bir boşalma var ve sonuçta en azından aracın dinamiksel olarak ne yaptığını direksiyonun bana verdiği geri bildirimle anlayabiliyorum. Peki şimdi hızlı turumuza başlayacağız. Şöyle bir gerçek var, düşünsenize mouse ve şeyden daha yavaş gidiyorum. Çok komik olur. Ay neyse. Tabii şimdi şöyle bir durum da var. Fren yapmakta biraz zorlanıyorum çünkü pedalım biraz kayıyor. Ama neyse şimdiden bahane üretmeye başlamıyorum. Hop hop arkası kaydı. Ay. Sanki böyle direksiyon kullanırken daha çok konsantre olmam lazım. Çünkü biliyorum ki en hızlı gitmek zorundayım bununla. Ay. Ama Zandvoort pisti bu arada gerçekten keyifli bir pist. Ne arabayla olursa olsun sürmesi hakikaten keyifli. Kendisine unik, kendisine münhasır has bir karakteri var bu pistin. Ve gerçekten sürmekten de ben keyif alıyorum Zandvoort pistinde. En mazda aracı da tabii ki her zaman sim severlerin özellikle sürmekten keyif aldığı, beğendiği bir araç. Ay, tabii bu şu anda bu sürüş ekipmanı bize en doğal gelen, en kendimizi rahat hissettiğimiz hem işte geri bildirim konusunda hem aracı anlama konusunda hem de bir nevi aslında ergonomik olarak tabii ki araba kullanmaya en çok benzeyen ekipman olduğu için bize sonuçta tercih ettiğimiz bir aslında ekipman. Şimdi İşte direksiyon hareketlerinin modülasyonu, fren, gaz modülasyonu tabii bunların hepsi çok büyük avantajlar direksiyon setlerinde. Her zaman bahsettiğimiz bu modülasyon, hani hızlı olmayan, daha akıcı, daha pürüzsüz hareketleri her zaman söylüyoruz ya, yapın, aracı bir anda yığmayın, aracı bir anda bir istikamete çevirmeyin, aracı bir anda bir hareket yaptırmaya çalışmayın gibi gibi diyoruz ya. İşte tabii direksiyonla bunu yapmak çok daha kolay. Evet işte mouse'da belki işte az sürüş, az direksiyon hareketleri, işte gamepad'de gaz fren modülasyonu yapabiliyorsunuz ama tabii direksiyon bunların hepsini bir arada yapabilmek aynı ekipmanla gerçekten çok büyük bir avantaj. Evet görüyorsunuz hemen bir saniye hızlıydım zaten. Tabii bir saniye hızlı olmak belki size şu anda az geliyor olabilir ama en azından hiç antrenmansız böyle nispeten böyle rahat bir tarzda sürüş yaparak bile diğer iki ekipmandan daha hızlı gidebilmek ilk aşamada tabii ki size bir nevi direksiyonun avantajını gösteriyor. Peki. Ah evet hepsini kıyasladık. Gelin şimdi yorumlamaya gelelim. Bu alışılmışın dışındaki videomuzda 4 farklı ekipmanla yani 4 farklı yöntemle sim racing yaptık ve bize yaşattığı sürüş zevki ve hissiyatını anlatmaya çalıştık. Umuyorum ki bu videoda aslında direksiyonun diğer ekipman, diğer yöntemlere karşı ne kadar avantajlı olduğunu ve aslında ne kadar üstün olduğunu anlatabilmişimdir. Hep bahsettiğim veya irdelemek istediğim nazik hareketler, işte gaz hareketlerinde, fren hareketlerinde, direksiyon çevirme hareketlerinde veya dümenleme hareketlerinde hep böyle nazik ve böyle yedirerek yapmanızı tavsiye ediyorum ve söylemeye çalışıyorum. Tabii bunu keyboard yapmak neredeyse imkansız. Çünkü hep bir on-off, on-off var. Mouse'da tabii ki dümenleme yani yönlendirmeyi nazik bir şekilde yapabiliyorsunuz ama yorucu. Yine yorucu. Sonra gamepad var. Gamepad'de tabii aslında bunların hepsini yapabiliyorsunuz. Hem işte gaz fren modülasyonu hem de işte yön vermeyi nispeten gerekli bir hassasiyette yapabiliyorsunuz ama yine ne olursa olsun hiçbir şey direksiyona kıyaslanmıyor. Kısacası arkadaşlar sim racing'den keyif almak istiyorsanız, sim racing kullanırken aracı hissetmek istiyorsanız o zaman size
en az 900 dereceye sahip force feedback'li bir direksiyon almanızı tavsiye ederim. Tabii ki sim racing alanında kendinizi geliştirmek veyahut rekabetçi bir sürüş yapmak istemiyorsanız, o yüzden bir direksiyon setine sahip olmak zorunda değilsiniz tabii ki. Bu diğer yöntemlere başvurabilirsiniz ama dediğim gibi eğer rekabetçi olacaksanız ve kendinizi geliştirmek istiyorsanız bunlar şart. Ve böylelikle içeriğimizin sonuna geldik. Umuyorum ki sim racing'e başlamak isteyen arkadaşlara bu ekipmanlar, bu yöntemlerin kullanımı bir nevi faydalı olmuştur. Ve tabii ki videoyu beğendiyseniz lütfen beğen tuşuna basınız. Herhangi bir yorumunuz varsa aşağı yazın. En kısa zamanda size dönüş yapmaya çalışacağız. Bununla beraber eğer ki kanala abone değilseniz lütfen abone olun. Yeni aktifleşen katıla bir göz atın derim arkadaşlar. Her zaman dediğiniz gibi simle kalın, hoşça kalın, kendinize çok iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Bay bay.